Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere Buderus Kombi GB072 modeli 6A arızasından bahsetmek istiyorum. Kombi ekranında bu şekil 6A arızasını gördüğünüz zaman öncelikle dairenize gaz gelip gelmediğini öğrenmeniz için ocağınızı kontrol etmeniz lazım. Ocağınıza gaz geliyorsa ikinci olarak kombi yanında bulunan gaz vanasının açık olduğundan emin olmanız lazım. Bu şekil boruyla paralel şeklinde açık. Bu konumda ise kapalı olur arkadaşlar. Bu konumda olması lazım. Gaz vanasının açık olduğuna emin olduktan sonra arkadaşlar kombinize reset atmanız lazım. Reset tuşuna bir defa basıp bırakmanız kombiyi resetlemiş olur arkadaşlar. Basıyoruz bu şekil. Ve kombi resetlendi. Bekliyoruz tekrardan 6 arızasını atıp atmayacağını göreceğiz birazdan. Kombimiz şu an peteklerde açık arkadaşlar. 35 derece. Bunu biraz yükseltelim. 40 derece yaptık. Ok dedik. Geri düşüne bastık. Bekliyoruz. Tekrardan çalışacak mı yoksa 6 arızasına mı atacak? Kombi şu an çalıştı gördüğünüz gibi. Ekran üst kısmında çıkan alev işareti kombinin çalıştığını gösteriyor. Tabi bu kombinin tekrar 6 arızasına atmayacağı anlamına gelmez. Biraz bekleyelim bakalım 6 arızasına atacak mı? Evet arkadaşlar, bir süre bekledikten sonra yaklaşık 5-10 dakika bekledikten sonra kombi tekrardan 6 arızasını attı. Hangi parçalarda ve hangi durumda kombi 6 arızasını atar? Bunu sizlere tek tek söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunun için öncelikle kombi sigortasını indiriyoruz arkadaşlar. İndirdik. Bakmamız gereken ilk kısım arkadaşlar kombi bacası. Kombi bacası uç kısmında bulunan kuşluk kafası düştüğü zaman kombi 6 arızasını atar. Birinci bakmamız gereken kombi uç kısmı, baca uç kısmı. İkinci bakacağımız kısım ise arkadaşlar kombi yoğuşma giderinin bulunduğu hortum. Şu şekil tırtırlı olur arkadaşlar kombiden çıkan kısmı. Ben söktüm bu şekil. Şurada gördüğünüz hortuma bağlanır. Şu alt kısma giden kısımda tıkanıklık falan varsa kombi 6 arızasını atar. Bunu anlamamız adına beyaz hortumu kendimize doğru çekiyoruz arkadaşlar. Şu kısma doğru üflüyoruz. Tıkanıklık falan varsa bu durumda açılır arkadaşlar. Tıkanıklık falan yoksa bakmamız gereken üçüncü kısım ise arkadaşlar kombi yoğuşma kabı. Panel kısmını şurada gördüğünüz çentik kısmından ayırmamız lazım. Kendimize doğru çekip şekil ayırdık arkadaşlar. Şurada gördüğünüz yoğuşma kabı. Üst kısımda ise arkadaşlar kazandan gelen gider borusu var. Tabii ben balkonda olduğum için arkadaşlar altına herhangi bir kap falan koymadım. Sizin koymanızı tavsiye ederim. Su gelebilir. Şunu bu kısımdan ayırıyoruz arkadaşlar. Şurada normalde suyun gelmesi lazım. Tıkanıklık oldu mu şu kısımda veya kazan kısmında arkadaşlar. Yoğuşma suyu gelmez ve kombi 6 arızasını atar. Bunun için arkadaşlar kombinize bakım yaptırmanız lazım. Bakım yaptırdığınız zaman şurada gördüğünüz resimde gördüğünüz iki tane parça sökülüp temizlenir. Artı kazan içerisinde biriken pislik sökülüp temizlenir. Ayrıyeten kazanın ne kadar dolu olduğunu yani tortu tutup tutmadığını anlamamız adına şurada gördüğünüz iki tane vidayı söküyorsunuz arkadaşlar. Buderus yazan kısım çıkıyor. Alt kısımda biriken pisliği görebiliyorsunuz. Bu kısımda da sıkıntı yok. Yoğuşma gideri bu kısımdan iyice geliyor. Baktınız. Bir diğer 6A verebilecek parça arkadaşlar. Şu boruyu buradan ayırıyoruz. Şu kısımda gördüğünüz çakmak
İyonizasyon, çakmak arka kısımda iyonizasyon. Uç kısımlarında tortu veya kırılma varsa kombi altı arızasını atabilir. Bunun için sökülüp temizlenmesi lazım veya değişimi lazım. Bir diğer ihtimal ise arkadaşlar kombi gaz valfidir. Kombi gaz valfi gazı yeterince açmıyor olabilir veya hiç açmıyor olabilir. Bundan dolayı kombi altı arızasını atabilir. En son ihtimal ise arkadaşlar bakacağımız en son parça kombi anakartıdır. Anakartı çakmaklara veya gaz valfine komut vermediği zaman kombi altı arızasını atar. Bunun için tamiri veya değişimi gerekebilir. Altı arızası dediğim gibi arkadaşlar bunlardan dolayı verebilir. Teker teker saydığım adımları denerseniz altı arızasını bulabilirsiniz. Bu videoda bu şekil olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız.